Cumartesi günü Bingöl'ün Yolçatı köyünde elektrik arızasını onarmak için giden iki işçimiz, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu şehit olmuştur. Bu kardeşlerimize de Rabbimden rahmet diliyorum ve yakınlarına başsağlığı, sabır dileklerimizi iletiyorum. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 yılı Eylül ayında kırsalda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 11.716 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik de 1245 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 26'sı ölü, 54'ü sağ, 1'i yaralı, 14'ü teslim olarak ele geçirilmiştir. Yine bu teröristlerden 69'u PKK-KCK, 24'ü DAEŞ, ikisi sol terör örgütü mensubudur. Gözaltına alınan şüphelilerin 375'i PKK-KCK, 1353'ü FETÖ, 209'u DAEŞ, 59'u sol terör örgütü mensubudur. Tutuklananların ise 65'i PKK-KCK, 264'ü FETÖ, 23'ü DAEŞ ve 7'si sol terör örgütü mensubudur. Yapılan tüm operasyonlar neticesinde Eylül ayında 46 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 30 ağır ve uzun namlulu, 55 silah, 8 adet mayın EYP, 115 adet el bombası, 188 kilogram patlayıcı madde, 5680 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı Eylül ayında güvenlik birimlerimizce toplam 8 terör eylemi engellenmiştir. Değerli arkadaşlarım, uyuşturucu türlerindeki artış hem ortaya çıkan yeni türlerin yıkıcılığını artırması hem de sonuçlar itibariyle bu meselenin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Olayın meselenin ciddiyeti artmıştır. Bunun önünü almak ve uyuşturucu arzına önemli darbeler vurmak için birimlerimizce önemli operasyonlar yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca okulların da açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde devriye ekiplerimiz güvenlik önlemlerini artırmış durumdadır. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 17.511 operasyonda 22.802 kişi gözaltına alınmış, 1668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre %48 artışla 8 ton 192 kilogram esrar, %31 artışla 2 ton 208 kilogram eroin, %174 artışla 314.701 adet kaptagon ele geçirilmiştir. Ayrıca 1004 kilogram skank, 19 kilogram kokain, 62 kilogram sentetik kanabinoid yani bonzai, 444 kilogram metamfetamin, 401.170 adet ekstazi, 109.224 adet sentetik ecza ve 2.094.357 kök kenevir yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin sağlanmasını temin amacıyla uyuma uygulamamızda da indirme rakamlarımız artıyor. 452.594 indirmeye ulaşmışız. Gelen ihbar sayısı da 36.348. Çabalarımız sayesinde 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020 yılında bu sayı %66 azalışla 314'e düşürülmüştür. 2020 yılı ilk 8 ayında 92 olan bu rakam 2021 yılı aynı döneminde
%26 azalışla 72 olmuştur. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında da geçtiğimiz hafta Adana'da İl Emniyet Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen operasyonda rekor miktarda yakalama ile 263 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında Eylül ayında maalesef 26 kadın yaşamını yitirmiştir. 28 Mart 2018 itibariyle hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamamız 2.627.907 indirilme sayısına ulaşmıştır. Uygulama ile bugüne kadar 218.063 ihbar alınmıştır. Yine elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 674 vakanın takibi yapılmıştır. Halen 239 vakanın takibi devam ediyor. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir. Değerli arkadaşlarım, asayiş verileri 2020-2021 yıllarının Eylül aylarını değerlendirdiğimizde ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen kapkaç olayları 380'den %58 azalışla 159'a, yan kesicilik olayları 835'den %44 azalışla 465'e, otodan hırsızlık 2562'den %26 azalışla 1898'e, oto hırsızlığı 723'den %25 azalışla 542'ye, evden hırsızlık 6114'ten %23 azalışla 4720'ye gerilemiştir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2021 yılı Temmuz ayında 3682'si denizlerde olmak üzere toplam 15.434 düzensiz göçmen ve organizatör, Eylül ayında olacak arkadaşlar bu, düzensiz göçmen ve organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 465.751, bugün itibariyle kayıtlı olan Suriyeli sayısı da 3.715.913'tür. Geçen Mayıs ayında birincisini düzenlediğimiz sahil rüzgarı operasyonlarımızı ki 8 ilimizde bu operasyonları düzenlemiştik. Bugün sabah saatleri itibariyle sahil rüzgarı 2 operasyonunu arkadaşlarımız başladılar. 9 ilimizde eş zaman olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve bu 9 ilimiz Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin emniyet müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek bu çalışma. Turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım.